Faaliyetlerine ve üniversitelere kolay ulaşım sağlayabilecekleri bir konumda kurulmuştur. 8 kattan oluşan Atatürk Kız Öğrenci Yurdumuz, 91 odasıyla toplamda 274 öğrenciyi barındıracak şekilde inşa edilmiştir. Değerli konuklar, öğrenim hayatını sürdüren öğrenciler için barınma en önemli ihtiyaçların başında geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerimizin yurt ihtiyacını karşılamak adına kapsamlı çalışmalar sürdürmeye devam ediyor. İzmir, öğrenim hayatı açısından öğrencilerin en yüksek memnuniyet duyduğu şehirler arasında ülkemizde ilk sıralarda geliyor. Gerçekten de bu yurtta kalan kızlarımızın anneleri ve babaları üzülmesinler. Onlara sahip çıkıyoruz. Bizler sahip çıkacağız. Bir arkadaşımızın söylediği şu oldu, kız kardeşimizin söylediği şu oldu. Üniversiteyi bitirdiğimizde iş bulacak mıyız diyor. Üniversiteyi bitirdiğimizde iş bulacak mıyız? Umutsuzluğun geldiği bu nokta beni üzdü. Ve ona şunu söyledim, bu sorunu aşmanın tek bir yolu var, üretmek. O nedenle biz üreten Türkiye diyoruz. Türkiye üretmeli, fabrikada üretmeli, tarlada üretmeli, üniversitede bilgi üretmeli, hayatın her alanında üretmeli. Üreteceğiz, istihdam alanları yaratacağız ve gençlerimiz oralarda çalışacaklar. Dolayısıyla hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması lazım. Eğer biz bunu yapabilirsek, birlikte yapabilirsek, birlikte mücadele edebilirsek bütün sorunları aşarız. Şunu genç arkadaşlarıma söylemek isterim. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bir daha söylüyorum. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Beraber çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Sizlerle birlikte çözeceğiz. Çünkü biz gençlerimize, kızlarımıza, erkeklerimize güveniyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve onlar bizim umudumuz. Onlar okudukça, onlar çalıştıkça, onlar ürettikçe elbette arkadan gelen yeni nesil daha güçlü bir Türkiye'yi daha yukarılara taşıyacaktır. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte eğer bir kavgaysa kavgayı birlikte yapacağız. Mutlaka ama mutlaka Mustafa Kemal'in gösterdiği hedefi yakalayacağız ve aşacağız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Genç kızlarımız okudukça emin olun uygarlığı daha büyük adımlarla yakalamış olacağız. Daha güzel adımlar atacağız. Çünkü kadının okuduğu, yetiştiği bir toplumda eğitim düzeyinde bir sıçramayı gerçekleştirebiliyoruz ancak. Hayatın her alanını dikkatle izleyeceksiniz, okuyacaksınız, çalışacaksınız. Siyaset kurumunu da yakından izlemelerini isterim. Çünkü siyaset toplumun sorunlarını çözmek için en önemli kurumlardan birisidir. Kıt kanaat gelirlerle, belediyenin sınırlı gelirleriyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Bizde çok sık kullandığımız bir deyim vardır. Yetim hakkı yememek diye bir kavram vardır. Yani sizlerin ödediğiniz vergileri kamu yöneticileri harcarken sizlere hesap vermek zorundadırlar. Hala yurt sorunu çözülememişse bu sorunun ayıbı siyaset kurumuna aittir, size değil. Siyaset kurumu bu sorunu çözebilir mi? Evet çözebilir. Az önce sunucu arkadaşım dedi ki CHP 2 yılda çözecek. Hayır. 1 yılda çözeceğiz. 1 yılda. 1 yılda gençlerimize. Neden sağlamak zorundayız? Onlar Türkiye'nin umudu da ondan. Onlar Türkiye'nin geleceği de ondan. Onlar bizi aydınlık geleceğe taşıyacaklar da ondan. İster doğudan, ister batıdan, ister güneyden, ister kuzeyden. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanlarımızı kucaklayacağız.
Yeni bir siyaseti başlatıyoruz aslında. Yeni bir siyaset. Herkesi kucaklayan bir siyaset. Kavgadan uzak bir siyaset. Dostlukla inşa edilmiş olan bir siyaset. Doğruları söyleyen, yanlışa karşı duran ama yanlışa karşı dururken de yılmayan ve kararlılık da yanlışsa yanlış olduğunu söyleyen bir siyaset anlayışıyla yola çıktık ve devam ediyoruz. Yerel yönetimlerde bir başarı sağladık. Çok güzel bir başarı sağladık. Sıra geldi ikinci etaba. İkinci etapta da göreceksiniz, beyefendiyi aşağıya indireceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Tuğ Soyer, milletvekillerimiz Karaballar Belediye Başkanımızdan gelen davet ediyorum. Tüm başkan yardımcılarımıza. İzmir'den tüm Türkiye'ye selam gönderiyoruz. Karaballar Belediyesi Atatürk Yükseköy'ünün kız yurdu açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet, İzmir'in dağlarında nasıl çiçekler açılır? Hep beraber gösteriyoruz. İşte Karabağlar adına yakışırdığı kız yurduyla. Atatürk, Yükseköy'ünün kız yurdunun açılış görevini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte gerçekleştiriyor. Hem de o öğrenci yurdunun kızlarıyla beraber.